atlamak istiyorum yalnız ara vermeden. Şimdi bakın, Akdeniz'de Vatikan biliyorsunuz Roma İmparatorluğu Hristiyanlaştıktan sonra kurulmuştur. Bir din merkezidir Vatikan. Bugün İsrail tıpkı Vatikan gibi küçük bir devlet olarak gene Akdeniz'in kıyısında kurulmuştur. Şimdi önümüzdeki dönemde özellikle Suudi Arabistan'ın beşe bölünmesiyle beraber aynen Vatikan gibi, Vatikan nasıl bir Hristiyan devleti ise Arap topraklarında bir İslam devleti, kutsal devlet, Hicaz devleti adı altında kurulmaya çalışılmaktadır. Bunu değerlendirdiğimiz noktada evet önümüzdeki dönemde bu Vatikan ve İsrail kavgasının arasına bir İslam devleti olarak Hicaz devletinin de girmesini, İsrail'in istediğini ve bu Orta Doğu'da kurulacak olan Hicaz devletini de Müslüman coğrafyayı yönlendirme noktasında İsrail'in Vatikan'a karşı kullanmaya hazırlandığını görüyoruz. Bugün ayrıca Suriye'deki savaşa baktığımız zaman biliyorsunuz Suriye nüfusunun 1/4'ü Hristiyandır. Biliyorsunuz Suriye'de bugünkü rejimin, yani savaşta indirilemeyen rejimin tabanında hem Hristiyanlar var hem de Şii bir yapılanma var. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman Suriye'nin geleceğinde bir dağılma ve bir çözülme gibi bir durum ortaya çıkabilir iç savaş sonucunda. O noktada da Suriye'de Hristiyanlar tekrar ön plana geçebilirler. Çünkü Suriye diğer Arap ülkelerinden farklı bir Arap ülkesi, hem Hristiyan Arapları içinde barındırıyor hem önemli bir Hristiyan nüfusa sahip. O nedenle Suriye Savaşı'nın çıkmasını Vatikan hiçbir zaman istemedi ve Vatikan özellikle Obama döneminde etkin olarak, Obama ile bağlantı kurarak Suriye Savaşı'nı engellemeye çalıştı. Ama İsrail'in önünün açılması, İsrail'in büyümesi, İsrail'in bölge devletlerini parçalayarak eyaletler halinde kendine bağlaması politikası Suriye'de savaşı dayattığında, ki Suriye'deki savaş biliyorsunuz dışarıdan gelen, gönderilen terör örgütleriyle gündeme getirilmişti. Yani Suriye'de halkın bir isyanı söz konusu değil.